أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، محترم أهل إسلام أهل إيمان عزيز المؤمن مسلمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش geldiler. الله که حمد بوسن yaratgan Rabbimizga shukronalarimiz bo'lsin. Zayli zamon bilan mana inshaalloh 7-chi kechalariga keldik Ramazonni. Qarang, 7-chi kechalari deb turibmiz. Demak, bu oyga ozgina qolyapti. Agar Ramazon 3ga bo'linganligi, avvalgisi dahi rahmat bo'lsa, o'rtasi dahi mag'firat bo'lsa, oxiri dahi itqin minan niron bo'lsa, daha degani 10 kunlik, 10 kunlik degan. Fors tilida dah degan so'zdan kelib chiqadi. Avvalgi 10 kunligi rahmat, keyingi 10 kunligi mag'firat, keyingi 10 kunligi itqin minan nironligini hisobga olsangiz, birinchi 10 kunligi o'tibdi-da unda, birodarlar. Kundan kun batar, kullu yawmun batar. Batar degani salbiy degani, kundan kunga salbiylashib boradi degani. Ota-bobolar gapirib berardi, ertalab vahli turardik, namozni o'qirdik, sigirni olib borib dalaga olib borib boylardik, o'zimiz dalada ketmon chopardik, uni keyin andoq qilardik, mandoq qilardik, qaytib kelardik, uxlab olardik. Ularni bir kunini gapirib berishi, bir kunini gapirib berishi xuddi bizni bir oy bir hafta qilgan ishimizni gapirib berayotganday gapirib beradi kitoblarda. Hazrati otamiz Odam alayhissalotu vassalom Havo onamiz yer yuziga tushganlarida sahar paytida bug'doy sochgan ekanlar. Hazrati Jibroil alayhissalotu vassalom u kishiga o'rgatgan ekanlar. O'zi umuman a'udhu billahi minash shaytonir rojim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني. آياتنا تفسير ده حضرت آدم عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى برچ نرسلرن اسمن ورگت ده ديگن جایی ده بلر دیمه جندت ده تیار یب تیار ایچاره ده بلر تیار محصولاتلر آلو بیسه بول دیده. Endi yerga tushib mehnat qilishga to'g'ri keldi. Hazrati Odam alayhissalotu vassalom bug'doy sochishni, uni qaysi paytda o'rishni, qana qilib tegirmon qilishni, uni qana qilib non qilishni hammasini bilar ekanlar. Shetda bitta gap bor. Hazrati otamiz Odam alayhissalotu vassalom yer yuziga tushgan kunlari sahar paytida bug'doyni sochibdilar-da, choshgoh paytida yig'ishtirib optilar. Choshgoh payt choshgoh payti degani hayit namozi o'qiydigan paytimiz bormi? 7-8. Voy. Ertalab sahar paytida bug'doy sochganmishlar, 7-8 ni yig'ishtirib olganmishlar. Bug'doy necha kunda pishadi? 100 kunda pishadi. Birodarlar, Hazrati otamiz Odam alayhissalotu vassalom kelgan kunlari, yer yuziga nozil bo'lgan kunlari, jannatdan chiqarilgan kunlari, ertalab sahardan choshgohgacha 100 kunlik vaqt o'tgan ekan. Kitoblarda yil qiyomatga yaqin bir yil bir oydak, bir oy bir haftadak, bir hafta bir kundak, bir kun esa bir chaqmoq chaqib o'tkudak o'tadi.
Keçe cümeydi. Ertege yine cüme. Ertele Bamdat'ını okuyanımı esleyemem. Ben şimdi hazır taravihte oturumuz. Hazır Şam okuduk. Hazır Şam okuduk. Ondan sal asır, sal aldın asır okuduk. Braderler bu gepler ne mege abaradı mu'minle Müslüman. Bizi sizi tavbege, istihbarge çarlaş gerek. Nege satsakallarımızı akaradı. Nege, nege braderler. Kitablarda. Allah'ın peygamberlerinden birileri bazarını aldı da görseler Hazreti Melekul Maut'nı gördüler. Melekul Maut hayran bulup durganmışlar, taaccüplenip. Melekul Maut degani Azrail degani. Bir dükkanını aldı da Melekul Maut hayran bulup durganmışlar. Allah'ın peygamberi soradılar. Ey Melekul Maut bu joyda nima qilib hayron bo'lib turibsiz? U kishidan javob bo'pti shu mazmunlar. Ey Allohning payg'ambari, mana bu do'konning ichidagi sotuvchi bittasi, ikkinchisi xaridor. Shu xaridorni shu do'konda jonini olishga buyurilganman. Hayron bo'lib turibman. Sotuvchiga ko'ylakni tortib ko'rib, ko'ylaging 5 yilga chidaydimi deyapti. Shunga hayronman. Birodarlar, siz bizni ajal kutib poylab yotar ekan-ku, biz uzundan uzoq qilib xayollar qilar ekanmiz. Uzundan uzoq qilib rejalar qilar ekanmiz. O'lishimizni ham bir o'ylayapsizlarmi? Jon topshirishni ham bir tafakkur qilyapsizlarmi? Ey Allohim, mana shu beriyotgan bir 4 kunlik dunyoda yoki bir 3 kunlik, 2 kunlik dunyoda o'zinga tavbani, tazarruni, duoni barchamizga nasib etgin. Biz qilayotgan taoatlarda, ibodatlarda qancha savob, qancha kamchilik afu etgin. Fazlingdan, karamingdan barchamizga nasib etgin. Soniyan Hazrat Payg'ambarimizga, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga durud va salovat va salomlarimiz bo'lsin. Muhtaram azizlar, bugun nihoyatda bir muhim mavzu bo'lgan İslam'da patva verişke kim haklik degen bir mavzudan inşallah eşitemiz. Hazır nege bu mavzunu bir tek öteri etkenimizin maksadımızın ketide beyan kılışına hareketini kılamız. Hazırki günde İslam cemiyeti de dünya musulmanları aynıysa yurtumuz musulmanları arasında patva veriş, patva çıkarış, patva soruş gibi atamalar işletilmaktı. Aldın münak atamalarını eşitmesiydik. Şimdi elhamdülillah dinimiz rivojlanib, edebiyatlar ko'payib, patva so'rash, patva berish, patvoga amal qilish degan iboralar kirib kelyapti hayotimizga. Patva so'rovchilar qancha ko'paysa, patva berish shaxslar ham shuncha ko'paymoqda. Ya tavba. Patva soruvchi qancha ko'p bo'lsa, patva beruvchi ham shuncha ko'payapti. Dini islomni tushunish va o'rganish maqsadida bilmagan narsalarning hukmini, patvosini, shariatni bilgan olimlardan so'rash yaxshi ish albatta. Ammo shar'iy masalalarning hukmini har kimdan ham so'rayverish to'g'ri kelgan odam patvo chiqarib berishi ham to'g'ri emas. Hadislerde kegen ki, kim bir işke patva etse, ruhsat verse, ya ki men etse, bilip mi, bilmezsem mi, o şey iş, savab bolsa hem onge yazılır, günah bolsa hem onge lanet bolup yetip durur, degen mazmunda hadis kegen. Patva va uning mazmun mohiyati. Patva arab tilida savolga javob berish ma'nosini anglatadi. Istilohda esa shar'iy masala haqida savol so'ralgan odamga dalilga asoslangan holda javob berishni aytadi. Patva degani ruxsat degani. Ruxsat so'rashga aytadi. Izn so'rashga aytadi. Shariatdagi atamasi esa dalilga, hujjatga asoslangan holda yo'l ko'rsatishni otini patvo deydi. E'tibor bering. Dalilga, hujjatga asoslanib yo'l ko'rsatishni otini patvo deydi.
Birinci patva bir üç şahs Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kendiler. O zattan kegin sahabeler, tabi'in ve keyingi devirdeki müştehid ulemalar fatva veriş bilen şugullenip bugünkü günümüz geçe devam etip gelmekte. Şeriatta Müslümanlar hayatı da payda buradigen savallar bu içe fatva verilişi bu farz-ı kifaya amel hesablanadı. Farz-ı kifaya amel hesablanadı. İçimizden bitti fatva verilişi. Müctehid derecesindeki, alim derecesindeki insan bo'lishi şart. Bir cemaatten bitti adam cenazeye katlanırsa, qolganlardan soqit bo'ladi. Bir mahalleden bitti adam cenazeye katlanırsa, bitti ko'chadan bitti adam cenazeye katlanırsa, bitti xonadondan bitti adam cenazeye katlanırsa, qolganlardan soqit bo'ladi. Cemiyette bitti patvo beradigan adam bo'lsa, bir ko'chada yoki bitta xonadonda, bir qishloqda, bir shaharda qolganlardan soqit bo'ladi. Agar bitta odam bo'lmasa, hamma gunohkor bo'ladi. Patvo shunaqa narsa. Shunday ekan, islomning har ikki manbasi Qur'on va hadisga asoslangan holda Müslümanların menfaatlerden kelip çıkıp, insanın kemalatı, cemiyetinin paravalligi, hem de onun içtimai terakiyatını közlep, hüküm çıkarış, Allah'ı da bilim ve meleke talep etedim. Bu patva eğitiş, patvanı örgeniş, patvanı cari yıkılış, onu... bu kişi ne dersemez bu, cüdeket de derse. Mesela şuna doğrudan doğru soru verseyiz. Qoraqa xo'p, masalan, siz patvo ayta olasizmi? Yo'q, men patvo ayta olmayman. Haqim yo'q. Kimni haqi yo'qligini ham eshitib qo'ying, 13 yoshda qori bo'lganman men. 3 xil tilni bilaman. Bir qancha ming hadis kitoblaridan ijozatlar olib o'qiganman. Fiqh kitoblarini menda haqim yo'q. Unda siz nima qilasiz? Siz nima keragingiz bor? Barakalla. O'sha patvo bergan zotlarni ma'nolarini yetkazib turaman. Ana unaqa yondashish kerak masalaga. Bidir 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 qiladi. Bolam, nechiga kirding? 24 ga. Voy voy. Hech bir diniy sohada o'qiganmisiz? Bilimlaringiz, ma'lumotlaringiz bormi? Ana 3 yildan beri namoz o'qiyapman. Barakalla. Odam ozgina uyalish kerak. O'zini vijdoni bilan uyalish kerak. Odam og'zini ochishga shoshmaslik kerak. Fatvo berishni mas'uliyatini eshitib qo'ying. Islomda fatvoning o'rni va ta'siri muhim bo'lishi bilan birga o'ta mas'uliyatlik vazifa ham hisoblanadi. Chunki patvoda Allohning hukmlarini bayon qilish maqsadida qilinib, unda halol, harom, savob, gunoh, jannat, do'zax orasidagi amallar ko'rsatib beriladi. Nimani bo'yningga olyapsan, inson? Jannat bilan do'zaxning o'rtasidagi farqni bo'yningga olyapsan. Yaxshi bilan yomonni o'rtasini ajratib berishni bo'yningga olyapsan. Halol bilan haromni ajratib berishni bo'yningga olyapsan. Nimani gapiryapsan inson? Haqiqatan Abdulloh ibn Ja'far rivoyat qilgan hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu borada ogoh va e'tiborlik bo'lishga chaqirib, patvoga jur'atlik bo'lganlaringiz dozoqqa jur'atli bo'lganlaringizdir deb javob beribdilar. Shoshiladi-yu gapirishga. Patvo berishga shoshiladi-yu. O'sha odam go'yo dozoqqa shoshilayotgan odam kabi ekan. Xulosa, hozir xulosa qilishimiz kerak birodarlar. Vaqt bo'lib qoldi. Xulosa shuki, patvo jiddiy narsadir. Fatvoni hammadan eshitib, hammadan so'rash yaramaydi. Fatvoni ishonchli manbalardan, ishonchlik yo'llardan so'raladi. Bu bir ikkinchisi.
fatva aytishga hech ham shoshmaylik. Aytmaylik fatvoni. Shu atrofda biz fatva beradigan odamni men tanimayman. Hali unaqasini eshitmadim. Shuning uchun jon birodarlar, bu masalalarni bilib qo'yishlik, buni anglab qo'yishlik barchamizga lozim balo bo'ldir. Zero kullu bani adam xato va xayrul xatoina tawwabun. Odam bolasini hammasi xatokor. Hammasi gunohkor. Lekin shu gunohkorlarning ichidagi yaxshilari xatolarini anglaganlari, tushunganlari, tavba qilganlari. Tavba qildik, Allohim, noto'g'ri gaplarni gapirib dinimizga tuhmat qilib qo'yishdan, o'tgan azizlar payg'ambarlarimizning yo'llariga tuhmat aytib qo'yishdan tavba qildik. Allohim, ulamoning ijtihodiga noto'g'ri gaplarni gapirishdan, dinimizdagi mazmunlarni mohiyatni burishdan tavba qildik. Allohim, subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin. Allohim, barchamizni roh rostga boshlagin. Günahlarımızı keçirgin. Ve sallallahumme ala seyyidina ve mevlana Muhammedin. Bi fadlike ve keramike, bi rahmetike ya erhamur rahim.